Merhabalar arkadaşlar. Ben kumbara aldım. Evet, biz Zehra ile bugün kumbara aldık. Arkadaşlar, kumbaramız da kocaman, bakar mısınız? Evet, küçük. Niye almadık biliyor musunuz? Yok diye almadık. Bunların içine seneye kadar atacağız. Seneye de atacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biz biraz büyük aldık ki hemen açmayalım. Birazcık biriktirelim diye böyle kocaman, dev bir kumbara aldık Zehra ile birlikte. Ve bizim birazcık biriktirdiğimiz paralarımız vardı. Şimdi sırayla onları atacağız. Evet, evet arkadaşlar, şimdi başlayalım mı? İstiyor musunuz? Evet, başlayalım anneciğim. Tamam. Zehra bu kumbarayı görünce çok beğendi. Dedi ki anneciğim, bunun üstünde para var, paralı olsun dedi. Ben de dedim ki tamam anneciğim, paralı alalım. Değil mi anneciğim? Bunu çok beğendi Zehra. Evet, şimdi yavaş yavaş at anneciğim. Biz bir sene boyunca bu kumbarayı hiç açmayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, küçük mü büyük mü istiyorsunuz? Büyükten başlayalım anneciğim. Tamam. Evet, artık Zehra'nın da bir kumbarası var. Zehra hatırlamaz ama arkadaşlar, biz bir kere daha Zehra yeni doğduğunda Zehra'ya kumbara biriktirmiştik. Daha sonrasında biz o kumbarayı açmıştık, Zehra için harcamıştık. Ama Zehra bunu hatırlamaz, çok küçüktü. Hayır, hatırlıyorum ve onu biz almamıştık arkadaşlar. Kim vermişti biliyor musunuz? Kim anneciğim? Hira. Ha evet, o ayrı kumbaraydı anneciğim. Onu Hira sana kumbara yapmıştı, hediye etmişti sana. Ama biz küçükken sana bir tane böyle, bir tane daha böyle küçük. Ama bunun bir küçüğüydü. Böyle bir tane kumbara almıştık anneciğim. O kumbarayı biriktirmiştik. Ondan sonra açmıştık, senin ihtiyaçlarını karşılamıştık. Evet. Evet, şimdi büyüdün, artık sana da kumbara alışkanlığı olsun diye sana da almak istedik. Evet arkadaşlar, tek tek atıyor Zehra kumbaraya. Kaç para atıyorsun bakalım? Bakayım o kaç para? Zehra bize de göster. Hayır, daha oradakilere bakamayız. Göster bakayım o kaç para? Hayır, elinde göster anneciğim. Paraları göstermelisin. O kaç para? 50 kuruş. At bakalım anneciğim. Evet. Böyle böyle Zehra açtıklarını toplayacak arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan Zehra için kıracağız. Değil mi anneciğim? Ama bir sene boyunca tam. Niye kıracağız bunu kaçta? Şimdi değil. 365 gün sonra, yani tam bir sene sonra kumbarayı kıracağız. Niye kıracağız? Tamam, istersen kırmayız anneciğim. Evet, öyle birikir gider içinde, daha güzel olur. Anneciğim, bunu nereden açacağız? Bu açılmaz ki. Bunu böyle alacağız önümüze. Şuralarından keseceğiz. İçindeki paraları alacağız. Sonrasında senin kumbaranı tekrardan yenileyeceğiz. Tekrar başka bir kumbara alacağız bu sefer. Tamam, babanın ihtiyacı olursa paranı hediye edebilirsin babana. Ödünç olarak verebilirsin. Ama biz sana zaten yeni bir kumbara alacağız. Bu açıldıktan sonra bir daha... Burada verebilir miyim? Hayır, öyle veremezsin. Bak, çıkmaz ki. Arkadaşlar, hiç böyle çıkar mı? Bakar mısın? Tabii ki çıkmaz. Babama hediye edeceğim paralarımı. Nerede? Ama baban senin parana dokunmaz anneciğim. Hadi bakalım. At. Evet arkadaşlar, siz de kumbara biriktirmelisiniz. Evet, yoksa büyürsünüz. Yani bundan büyümüyorsunuz. Yemek yedikten sonra, hepsini bitirdikten sonra büyüyorsunuz. Evet arkadaşlar, siz de eğer kumbara biriktirirseniz büyüdüğünüz zaman çok güzel kendi cebinizde kendi harçlıklarınız olabilir, değil mi anneciğim? Evet. Abur cubur ya da ihtiyaçlarını karşılarız anneciğim. Biz zaten sana abur cubur alıyoruz. Bunu abur cubur için bence biriktirmeyelim, değil mi? Evet. Siz de arkadaşlar, annenizden babanızdan aldığınız harçlıkları öyle hemen gidip abur cubur almayın bence, değil mi anneciğim? Bir kısmını harcayın, bir kısmını da Zehra gibi böyle kumbara yapın. Kumbara toplamak çok güzel bir şey arkadaşlar. Ben arkadaşlar, size bir şey söyleyeyim mi? Söyle anneciğim. Paranız yoksa
evet anneciğim, kağıttan kartondan da arkadaşlar kumbara yapabilirler. Hadi at anneciğim paralarını. Evet, biz 3 gündür böyle bozuk paraları biriktiriyoruz zaten. Evet. Bir türlü fırsatımız olmadı kumbara almaya. Bugün dışarı çıkınca değil mi anneciğim aklımıza geldi? Evet, biz parka gittik. Oynamadık. Parktan dönüşte aldık ama Zehra evet parkta oynamadı arkadaşlar. Çünkü çok kalabalıktı. Ay kalabalık olduğu değil. Ne için peki anneciğim? Çünkü korona vardı. Evet korona vardı. Kalabalık olduğu için zaten gitmedik. Evet. Hem arkadaşlar o diğerler niye biniyor biliyor musunuz? Neden biniyor? Biraz koronavirüsü bilmiyorlar. Evet anneciğim. Hadi at paralarını bakalım. Yani burada 0. Bir, evet 0. 1, 0, 0 yani 100. Hayır bu 0 değil ki. 0 anneciğim yuvarlak başka bir şey. Evet 100 dolar var üstünde arkadaşlar. Hadi at bakalım anneciğim paralarını. Burada da yacılar var orada da. Evet anneciğim. Ama bu küçük benim gibi bu da babam. Evet anneciğim hadi at paralarını artık. Zehra paralarını atıyor. Arkadaşlar çok başım şişiyor buraya buraya. Bir yerlere değiyor ve başım şişiyor. Evet demir olduğu için anneciğim biraz baş ağrısı biniyor. Arkadaşlar şimdi bu işi duyuyorsunuz. Güzel oluyor. Bu çok şey çıkardı. İkisini birden atayım mı? At bakalım girecek mi? Bence girmez. Bak tek tek girecek. Hadi bakalım anneciğim. Ve son kaldı. Son paramızı atıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun anneciğim. Arkadaşlar da biriktirsin değil mi anneciğim? Anneciğim. Efendim anneciğim. Çekmeceden paraları alalım mı? Yok anneciğim onları da sonra atarız tamam mı? Hadi arkadaşlara bay bay de. Bay bay kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlara ne demek istersin? Siz de kumbara biriktirin değil mi? Evet. Evet kumbara biriktirin arkadaşlar. Paralarınızı çabur cubura çok çok vermeyin. Abur cuburla hiç sağlıklı değildir. Harçlıklarınızı biriktirin sonra ailenize verin. Onlar da sizin için güzel güzel şeyler alsınlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.